Yalnız sen böyle her Allah'ın günü kapımıza dayanacaksan işimiz iş bizim. Macide Hanım, Zeynep nerede? Ne demek Zeynep nerede? Ders yapacağız diye çıktı, gelmedi mi? Yok diyorum, Zeynep evde yok. Kendi gözümle göreceğim. Zeynep kitaplarını almadan çıkmazdı. Ne bileyim, ben almamış herhalde. Sana yalan borcum mu var benim? Yalan söylemek için genelde sizin borca ihtiyacınız yok. Benim sabrımı taşırma. Kız çıktı diyorum. Volkan nerede peki? Sana ne benim oğlumun nerede olduğundan ya? Tekrar tekrar sorduracak mısın bana? Babasının yardıma ihtiyacı vardı. Volkan da onun yanına gitti. Tamam mı? Oldu mu? Okulun oralara falan bak. Ne bileyim yani, Zeynep'i de bulmadan gelme. Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz. Ay vallahi içim şişti. Zeynep çıkıp gitse, siz de yerini bilmeseniz bu kadar rahat olmazsınız. Volkan'la dünyayı ayağa kaldırmıştınız şimdiye kadar. Bak, annesi burada. Bu evde. Onu bırakıp hiçbir yere gitmez Zeynep. Ayrıca dün de keyfi çok yerindeydi maşallah. Hiçbir şey yoktu. Öyle kendine zarar verecek durumda falan değildi yani. Tamam, Volkan'ı çağırın gelsin o zaman. Emredersiniz hanımefendi. Ne oluyor ya böyle sorgu hakimi gibi? Volkan'ı çağırmazsanız o zaman göreceksiniz siz sorgu hakimini. Çünkü çıkıp hemen polise gideceğim. Git git, tabii polise git ama giderken şu Mehmet'i de götür yanında. Çünkü buraya kadar zahmet etmesinler, yazık. Gideceğim, hiçbir şey yapamazsınız. Ben de seni arayacaktım ama tereddüt ettim. Konu Zeynep. Dinliyorum. Biz okuldan sonra ders yapacaktık ama Zeynep gelmedi. Ben bir Baykar'lara bakayım dedim. Evet. Zeynep yok. Volkan da yok. Sanırım Volkan Zeynep'i alıp bir yere götürmüş. Tamam, beni iyi dinle. O evden hemen çık, ben geliyorum. Zamanımız yok. Eğer Volkan Zeynep'i kaçırdıysa hemen emniyete gitmemiz lazım. Polisi işe karıştırırsan Mehmet'i tehlikeye atarsın. Volkan bir şey yapamaz. Ne demek yapamaz? Eğer Volkan Zeynep'i yurt dışına götürürse hiç bulamayız. Elif, bekle. Bekleyemem. Volkan bir şey yapamaz diyorum sana. Bekle, beni geliyorum. Ya nasıl yapamaz? Volkan kızı kaçırıyor şu anda. Macide de oyalamaya çalışıyor eminim. Ben hemen emniyete gidiyorum. Elif. Alo Macide. Efendim Macide. Alo. Yahu uygun değilim ki, açmıyorum. Kaç defadır arıyorsun? Volkan... Eve gelince ilgileneceğim dedim. Sonra konuşuruz hadi. Ekrem, beni bir dinler misin? Peki söyle. Öğretmen geldi. Kızın Volkan'la birlikte kaçtığını anladı. Bir şeyler yap yoksa polise gidecek. Allah'ım yarabbim. Tamam kapat sen, kapat. Ben bakacağım, kapat. Çocuklara söylesek de bak kar kopanınızı. Gerçekten çok güzel. Abi bir şey... Dur. Ne düşürdü o? Kesinlikle saçma sapan bir şeydir ha. Esma ne diyorsun? Ya rezil edecek bir şey buluruz belki diyorum. Fena mı olur? Arda'ların sana yaptığı gibi mi? Oradan mı aklına geldi? Ya kızım, bir kendini düşün, sen ne kadar kırıldın. Fidan, bazen çok kafa açıyorsun biliyorsun değil mi? Ya şunu ya. Ne yapıyorsun kızım? Ya sana okuma dedim. Belki çocuğun özel bir şey yazıyor. Nereden biliyorsun? Yazık değil mi? Ya daha iyi değil mi? Deli misin sen? Ya. Fidan, ver şunu. Vermiyorum. Hiç boşuna ısrar etme. Allah Allah. Fidan. Of! Sakın bu işe polisi karıştırma. Biz aramızda halledeceğiz. Gel benimle. Ne oluyor? Gel dedim. Anlatmayacak mısın? Bu kadar bekledim. Biraz daha bekle. Kendin görürsün.
Hoş geldiniz öğretmen kızım. Merak etme, sıkıntı yok. Sıkıntı uğramaz bu eve. Burası Zahit babanın evi. Pek kimse bilmez. Rahmetli babası Muzaffer Bey'le birlikte kaçıp kaçıp geldiğimiz yer. Saklı bahçe. Aile bile bilmez burayı. Hadi geçin. Zeynep! Hocam! Aç şu kapıyı! Merak etmeyin, çıkamaz. Kimse burada olduğunu bilmiyor. Herkes Zeynep'i Volkan'ın kaçırdığını zannediyor. Öyle de kalacak. Ama sen de bir daha o eve dönmeyeceksin, tamam mı?